Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şu ışığı da söndürebilir miyiz? Şunu da söndürelim benim. Şimdi ilk önce bunları anlatacağım mevzuyu kargas olarak anlatacağım. Bunlar Risale-i Nur menşeidir. Başka bir eserde yoktur. Ben bilmiyorum. Bütün hepsi tek tek okunarak böyle bir şey olsun diye değil, nasıl çıktı? Bir şeyi bakıyoruz, bir yerden başlıyor, bir yerden bitiyor. Bir yerden başlıyor, bir yerden bitiyor. Bir çekilir misin? Tamam, bir yerden başlıyor, bir yerden bitiyor. O bittiği yerden ötekisi başladığını fark ettim. Fark edince denk, yani o bittiği yerde o başladığını, o bittiği yerde o başladığını yapınca böyle bir şekil çıktı. Ama bu illa böyle şeyle değil. Yani kafa yorarak, çalışarak da değil. Bunun manevi boyutu da var. Mesela serbest bölgede bir şey var şu anda. Bizim Risale-i Nur'da 278'de söyleyeceğim sayfalar envara göredir. Orada serbesttirler diyor, tamam mı? İhtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de teklifi dinin altına girmezler diyor. Kargaç yapayım. Şimdi o serbest denen bölgeyi ben ekledim kelimeyi. Bir tarafını anlatmak için bunu söyleyeceğim. Üstad Hazretleri'ni rüyada görüyor, geliyor. Detay o şey. Garip bir gelişi var. Ondan sonra benim bulunduğum yerde haritalı çalışma yapıyorum şöyle tahta. Oraya geliyor, kitaplar önde. Rüştü abiyle içeriye giriyorlar. Usta tabelaya bakıyor. Yani çalışmama bakıyor. Eksik buluyor. Gidiyor kendi eliyle masada kendisi çiziyor. Bana da anlatıyor. Bunu böyledir. İçerisini dolduruyor. Serbest bölge şudur. Kısmen risaledeki yerleri de söylüyor. Uyanıyorum. Uyanıyorum zaten uyku da değil, uyanıklık da değil, ya kazar gibi bir şey. Yani bir parçasını söylüyorum bunların. Niye bunu söylüyorum? Bu ille kitap kaynaklı değil, bu akıl ve mantıkla olacak iş de değil. Bu akıl işi değil. Bu ihsan ilahi, anlayan tabii, merak edenler için söylüyorum. Şimdi bu tarafı bu. Şimdi Allah var iken malum, hiçbir şey vücudu haricisi yoktu, karar verdi Cenab-ı Hak. Şimdi bunların delili külliyatta vardır. Delili şurada, şurada, burada desek zaten dersi işleyemezsin. Onu özel isteyenlere zaten dersleri, tek tek bunların izahlı dersleri var. Hepsinin en az lakal 10 tane, 15 tane dersi var. Hepsinin tek tek. Şimdi Allah'ın nuru, semavat ve arzı. Yani Allah'ın nuru, semavat ve arzı ve içi hepsini kuşatmış. Ne demek? Buzdaki su gibi. Yani onun donmuş halidir. Buz suyun donmuş halidir. Yani esmanın cilve, cemal, nakşiş ve sanatı şu mevcuda. Yani vücud haricisidir, buzudur tabiri caizse. Şimdi bu mahiyeti zatiye dikkat ederseniz hepsini kuşatmış. Mouse'u şöyle yapayım. Şu her tarafı kuşatmış. Onun içerisinde şunat-ı zatiye, tabii içerisi derken hepiniz okumuş insanlarsınız. Yani elbette ki böyle bir katman matman yok da. Yani mesela ruhta meratipler var yani. Hissiyatlar ayrı, akıl ayrı, duygular ayrı vesaire. Ama bu şekilde Üstad 22. sözde tasnif ediyor. Mahiyet-i zatiye. Sonra onun içinde şunat-ı zatiye, sıfat, esma, mecul. Sonra arş-ı azam. Sonra ben kesit yapacağım biraz daha. Kesit yapacağım. Gayem şu burada. Size bir tanıtmak, 18 bin alem insana nasıl monta edilmiş? Siz bir lef-i mahfuzla lef-i mahfi ispatı şey yapmışsınız. O bunun şeyinde böyle çok küçük geneli göreceğiz inşallah. Daha külli olsun diye. Gayem 18 bin alem insanın neresinde nasıl monta edilmiş? Bir saatte bitirmek istiyorum en fazla. Şimdi mahiyet-i zatı kuşatmış. Allah'ın nuru semavat ve arz. Yani buzda su gözükmüyor ama biliyoruz ki
buz suyun donmuş halidir. Hani onu kuşatmış, onu donmuş hali. Mahiyeti zatiye böyle, şuunat-ı zatiye, yani odunun içindeki duman, nur gibi. Sonra onu kuşat, onu da bir şeyi sıfatlar. Esma, mecul, arşazam, arşazam, lef-i mahfuz, arş, ondan sonra cennet ve cehennem, kürs, bunlar nedir diye biraz şey yapacağım. Kargas ve yuvarlak görün diye. Lef-i mahf ve ispat, bunu sormuştunuz. Bunlar arasındaki fark. Lef-i mahfuz da, lef-i mahf ve ispat. Yedi kat sema, alem-i şehadet. O kadar hulasa ki, o diğerler hiç zaten, alem-i saller hiç alınmadı zaten. Alem-i mana, alem-i var. Hiç alınmadı. Burada yeri yok yani o kadar. Bu külli. Şimdi böyle bir yuvarlak bir görelim. Şimdi bunun kesiti var. Kesitinden gireceğim. Biraz önce anlattığım mahiyeti zatiye budur. Bunun hakkında Allah Resulü Aleyhisselam amadadır. Bu bilmiyoruz. Mahiyeti zatiye onun için siyah. Onun hakkında hiçbir malumat yoktur. Bilinmiyor. Mesela şöyle. Elmadan geri git, tomurcuk, dal, gövde, kök, çekirdek. Daha geri gidemezsin. Yani Kur'an kelam sıfatından geldiği için buralarda haber veriyor şuunat-ı zatiye'den. Ama kendisi geldi aşağıdan, sıfat kelamından gelmiş. Şuradan şuunat-ı sıfatı, sıfat-ı subutiye şuradan gelmiş bu zat-ı sıfatlar. Dolayısıyla buradan geldiği için buradan bunun açılımı kadar geri gittiğin zaman mesela elma, tomurcuk, dal, gövde, kök, çekirdek daha geri gidemez. Oradan çıkmış. Kur'an çıktığı yerden beri sürükleyerek böyle gelmiş. Ama haber verdi. Mahiyet-i zatiye ait bir şey yok. Mahiyet-i zatiye hakkında hiçbir bilgi yok. Şimdi bunun hakkında hiçbir bilgi yoktur ve olmayacaktır. Allah Resulü yine sen en iyi kendini bilen, yine sensin dedi bu. Tamam. Bu şimdi Kur'an'da ve onun tefsirlerindeki Allah hakkındaki malumat sıfata kadardır. Şunlattan haber veriyor. Mahiyeti zatiyeden yoktur. Mesela Esma'daki Allah ayrıdır, sıfattaki ayrıdır. Mesela Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah var, Rahman Rahim isimlerdir. Ama sıfatta da ve zat-ı sıfatlardaki o oradan kaynaklı o ayrı. Ama mahiyeti zatı hakkında hiçbir bilgi yoktur. Olmazlar. O en iyi yine kendisi biliyor. Onun dışa vuruşu bizde şunla biliniyor. Şuunat-ı zatı mektubatta, 24. mektubatta. Latifelerimizin menbaadır. Şefkat-ı mukaddesidir. Dikkat ederseniz hep mukaddes de bir tane münezzehtir. Muhabbet-i münezzeh, şevk, surur vesaire. Böyle çabuk çabuk gideyim ki aşağısı çok önemli. Bu şuunat-ı zati. Bunun kaynağı bu tasnif 22. söz menşeilidir. Orada başında söyler bu mahiyet-i zati, şuunat-ı zati, sıfat vesaire. Şimdi bu şuunat-ı zati'yi anlamak bizde karşılığı var. Bunlar var. Bizde karşılığı bunlar. Şefkat-ı mukaddesi, muhabbet bunlar var. Şuunat-ı İlahiye var. Bu külli risalede bu şekilde geçer. Sır imanın kaynağıdır bu. Şu şuunat-ı sıfatiye var. Sıfat-ı zatiye böylelikle cemidir. Sıfat-ı ilahiye var. Sıfat-ı subutiye var. Bunları geçiyorum. Esma-ı ilahiye var. Bu siyah burası gördüğümüz yer Allah'lık hakikatinin bittiği yer. Yani o en iyine kendisi biliyor. Ondan sonra o var etken hiçbir şey yoktu. Allah böyle bir Allah, yukarıdan bu saydığımız Allah, şu kahverengiden şuradan yukarı, bu var iken hiçbir şey yoktu. 146'da Mesnevi Nuriye'de o çok önemli. İlmi muhit ezeliden temessül eden imkanı vücudan ilmi ezeliye aynı olmuşlarsa da vücud hakiki mazarı olamamışlar, orada açılımdan bahsediyor. Şimdi burası Allah'lık hakikati. Şu siyah olan, şu kahverengi olan yer. Uluhiyet mi? Evet, bitti. Şimdi uluhiyetle rububiyeti şöyle şey yapalım. Şimdi Allah rububiyet ediyor. İcraat yapıyor. Bütün esma ve sıfatıyla tecelli ediyor. Allah yönü bu. Sevk idare ediyor. Bu rububiyet. Buna en camiayına insanda, cem olmuş insanda.
İnsan Allah'ın bu rububiyetine mukabele ediyor. Aynedarlık ediyor. Aynedarlık edince Allah ikinci kez bir adım atıyor. Orada Şualar 9. sayfada Allah taayyum ve teşahhus ediyor. İnsanın aynı ruhunda. O insanın Allah'ın rububiyetine karşı insanın takındığı ubudiyet aynasında Allah taayyum ve teşahhus ediyor. O insanın iktidar ihtiyar yok. O orada uluhiyet oluyor. Allah'ın rububiyetine karşı uluhiyet. Onun aynasında insanın hiçbir medhali yok. Allah'ın ihsanı o ruhta taayyum ve teşahhus ediyor. 9. sayfa şu anlarda. Bu rububiyetine karşı aynedarlıkla Allah'ın bize ikramı. O zaman uluhiyeti gene benden ona, ondaki ben, bendeki on oluyor. Rububiyet uluhiyet dediği için. Yani ubudiyet olmasa uluhiyet çıkmayacak mı? Çıkmıyor. Hmm. Taayyum ve teşahhus etmiyor. Hmm. Allah rububiyet ediyor. Kainatı sevk idare ediyor. 18 bin alemi cemi olan, cami nezdat olan insan. Buna ayna darlık oluyor, ayna oluyor. Mukabele ediyor, ibadet değil. İbadet de ubudiyet farklı şeyler. Ubudiyetle. İbadet ölünce bitiyor. Ubudiyet. Kulluğun şeyi, arz fark noksan şeyi devlet etmekten ortaya çıkıyor. Böyle bir ayna var. Hmm. Tamam mı? Böyle bir aynaya, şöyle güneş düşün, bir ayna düşün, bir de yansıtma. Şimdi haşa buna misal, Şems Ezeli, bu ubudiyet aynası, burada gözüken uluhiyet. Güneş, uluhiyet. Bu aynanın tavrı, güneşe karşı duruşu, temiz olması, renkli olmaması, şu bu, rububiyet. Allah'ın rububiyetine aynadarlığımızdan. O zaman o aynada gözüken güneş ne aynıdır? Ne gayrıdır. Ne bu güneştir ne değildir. Onu anlatıyorsunuz. O uluhiyet. Senin rububiyete karşı takındığın hale karşı Allah'ın sana ubudiyet aynında tayin ve teşahhus ediyor. O ondandır ki onunla diyoruz ki İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. Muhataba olmuş. O zamana kadar gaybane oluyor ayet-i kübra. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ben sen o. Errahman Rahim o. Geliyor ya kena budur ya kenestende ben sen oluyor. Hmm. Hangisi oluyor? Bu aynadaki var o. Ha ondaki ben var. Bendeki o. Bendeki o, ondaki ben. Yani beni meydana getiren esma ve sıfat bütünlüğü tamam. O bende taayyün etti. Peki bendeki ne oluyor? Bende o var. Bende o var. Hmm. Bir de nereden gelmiş? Ondaki benden gelmiş. Yani beraber iç içe. Şimdi oraya girmeyeyim. Rububiyet de uluhiyet aynamız böyle oluyor. Şimdi burası Allah'lık hakikati. Şimdi bu Allah karar verdi. Ben bunu biraz ufaltayım da yatalı olsun. Allah karar verdi. Ben mahlukatı yaratacağım. Dedi. Nur-u Muhammed'i yarattı. Bunu bana da meçhuldür diyor. Şu Nur-u Muhammed'idir. Nur-u Muhammed'i. Oraya gireceğim çünkü. Burayı göstereyim. Burada da mahluk başlıyor. Buraya ne vaciptir burası, ne bak ne şurası vaciptir, ne de mahluktur. İmkan mı? Buraya imkanı berzahtır. Yani berzah mesela kabir ne ahirettir ne dünyadır. Alemi berzah deniliyor. Berzah. Çekirdekteki ağaç, mahluk değil, vücud haricisi yok. Ama haşa vacip de değil, vücudu ilmidir. Anne karnındaki çocuk dünyadadır ama dünyalı değildir. Kaç aylık diyoruz bacım? 8 aylık. Doğuyor ne kadar? Bir günlük. Hani 9 aylıktı? Sıfırlandı. Burada ama buralı değil gibi. Şimdi bunu büyütüyorum. Nur Muhammed'i bu. Nur Muhammed'i çekirdeği yarattı. İçinde... şey nedir? Burada kaderi de izah ediyor. Bütün esmanın bütünlüğü kader. İlmi ezel aynası diyor. Bunun içerisinde ne var? Biraz durayım şurada. Burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru, nurundan yaratılmış. O nuru anlamlamak için şöyle diyelim. 19. söze ve 19. mektubun ismi şudur.
19. söze Risalet-i Ahmediye denmiş. 19. mektuba Mucizat-ı Ahmediye denmiş. Muhammed yok. Muhammed ayrıca denmiş. Muhammed nurun, nura verilen isimdir. İnsanın ismi değildir. Allah da bunu çok açık söylüyor. Baba olması, komutan olması, peygamber olması, kul olması Ahmet'tir. Ahmet'in mucizesi olur. Ahmet'in risalesi olur. Risaleti olur. Onun için Risalet-i Ahmediye. Mesela Huzuzat-ı Nefsane'den sıyrılmış, vasata gelmiş, istifa etmiş, vasata gelmiş Mustafa anılmış. Mustafa tarafı da bu. O, Ahmet ise beşeri tarafıdır. Muhammed ise bu nurun ve ismidir. Nur-u Muhammed'i. Ama onu kastedilirken Muhammed denmiş. Ama buradaki beşeriyeti ve risaleti kastedilmiyor Muhammed deyince. Ondan Risalet-i Ahmediye denmiş 19. söze. Mucizat-ı Ahmediye denmiş 19. mektuba. Onun için Muhammed'in mucizesi olmaz. Çünkü o insan değil. O çekirdeğin adıdır. Üç şahsiyet gibi mi? Evet, 55 tane şahsiyeti var. Yani ustadın dediği üç şahsiyet gibi. Şimdi burada bu çekirdeği yarattı. İlk önce benim nurumu yarattı diyor. Tamam mı? Bu taayyun-i ilahi der İmam-ı Rabbani Hazretleri buraya. Taayyun-i ilahi ilk böyle sonra malum. Burada bu ağacın, çınar ağacının çekirdeği gibi düşünün. O çekirdekte bakın filizlense Mayıs 1, 300 sene sonra çıkacak filizle çekirdekte aynı yerde. Ama dışarıya çıktığı zaman 300 sene geçiyor. Çekirdek filizlendi. Ne kadar oldu? 300 sene sonraki yaprak. 300 sene sonraki yaprakla ilk yaprak arasında 300 sene veya 150 sene. Dışarıda mekan var, zaman var ama çekirdekte son yaprakla ilk yaprak aynı yerde. Bu çekirdekte bunu şey için söyledim. Adem Aleyhisselam'ın şeyi de var, enesi bizde de var. Ene enaniyet manasında değildir. Enaniyetin birkaç tane izahı vardır. 146 Emir Dağı'nda ruznamedir, takvimdir, hulasadır, haritadır der enaniyet. Enaniyet enenin vücudu haricisidir. Ene mahluk değildir. Her şeyi sahiplenendir. Nur-u Muhammed'in bizdeki taayyün etmiş hali nedir o? Giriyorum içeriye eneyi anlatmak için. Benim gömleğim. Ben diyen gömlek değil, gömleğe sahip çıkmış. Gir içeriye. Benim atletim. Gir içeriye benim vücudum. Gir içeriye benim hayatım. Bak ben diyor, sahipleniyor. Benim aklım. Benim aklım bu işi kaldırmıyor diyor. Hatta ruha diyor ki, ruha da cihaz diyor usta. Benim ruhum. Beni, hatta ruhunuzu niye kirlettiniz denilecek. Kime denilecek? Demek ki ruh değil bu. Benim ruhum diyen ruh değil. Ruhun arkasında o enedir işte. Ben olan ben. Ben. Kur'an'da da Cenab-ı Hak kendisi için en Allah, ben Allah'ım diyor. Ben, ene burası, buradan bize taayyün etmiş. Bu ene mahluk değil bizde. Bu ene mahluk değil ama bunun dışındaki ruhtur, hayattır, bunlar mahluktur. İşte insanın mutlak böyle hürriyeti, irade olması, irade sahibi olması bu enedeki taayyünden geliyor. Yoksa nereden bakarsanız bakın kadere cebir korkar. Çünkü verenle verilen eşit olur mu? Allah'a karşı iradem nasıl mutlak hür olacak? Ha, buradaki enedeki Allah'ın subuti sıfatları tayin ediyor. Zatı tayin ediyor. Ne aydır ne gayrdir. Peki Allah'ın taayyünü olursa Allah'ın subuti sıfatlarında da irade var. O irade mutlakiyeti buradan geliyor. Çünkü irademiz mahluk değil. Buradaki mahluk değil. Beşerde, dünyadaki yaşarken kullandığımız irade, irade değildir, ihtiyardır. Arasındaki farkı söylüyorum. İrade, mazinin bütünlüğüne, istikbale bakarak halde tercih etmektir. İhtiyar ise mazi ve müstakbelden kopup halde o mu, bu mu, şu mu tercih etmektir. Bunu hayvanlarda da vardır, bunu 24. sözde söylüyor. İrade ile ihtiyar arasında fark. 17. sözde de Rasizli konuşum ki aşağı ineyim diye. 17. sözde de ustad diyor ki ben ihtiyarın, cüz ihtiyarında vazgeçtim diyor. Neyle vazgeçiyor? Üst birim iradeyle vazgeçiyor. Elestu bi rabbikum iradeyle olmuştur. Beşer dünyasında, beşeri yaşantımızda cüz ihtiyarıyla hareket ediyoruz. Günahlar iradeyle işlenemez.
Çünkü irade vicdanın sıfatıdır. Vicdanın dört tane sıfatı var. Anası verbası. Evet. İrade, zihniz, latife-i rabbani. Ama hatmedilmiş bir kafirin kalbi ve vicdanı hatmedilmişse iradesi yoktur. Onun davranışı irade değildir, ihtiyardır. İhtiyar mazi ve müstakbelden kopuk halde tercih etmektir. İrade neyini söylüyorum? İrade mazinin bütünlüğüyle istikbale bakarak haldeki tercihtir irade. Mazi ile beraber bakıyor. Ki buna İmam-ı Bin deniliyor. Kitab-ı Bin hazır zaman. Onun için cüz-i ihtiyariye mahkum olan hayvanı hislerdir ki şu mu o mu bu mu? Onun için ona ne teklif ederseniz cennet vereceğim, cehennem tedir var. Dinlemez yani. Çünkü iradesi yoktur, serbe olmuştur. Şimdi bizim ene buradan gelmiş. Biraz da ufaltayım da gene bu yuvarlığı bir daha görelim. Burada teayyün ve teşahhüs tam bu konuyla ilgili tam ne manaya geliyor acaba? Abim onu 9. sayfada şu alarda teayyün ve teşahhüs onun lügatı değil tabiri lazım. Lügatına baktın mı sen mi sormuştun? Evet. Lügatıyla olmaz. Onun için bazıları diyor ki sen lisanı izah ediyorsun. Ben de diyorum ki izah başta siz ediyorsunuz. Çünkü lügatla izah ediyorsunuz. Lügat Risale-i Nur değildir. Basra ve küfe alimlerinin buna verdiği manadır. Siz onunla izah ediyorsunuz. Şimdi tayin ve teşahhüs izah et. Mesela bir misal söyleyeyim. Muştu Hoca da yapmış. Mesela ona da söyledim. Düzelteceğim dedi. İllet-i tam'ı dörttür. İlmi kelamda. İlle-i gayi, ille-i faile, ille-i sürüye, ille-i maddiye. Dört. Bu ilmi kelamın şeyini. Buna göre herkes izah ediyor. Bu yanlıştır. 476 sözlerde illeti tamme üstad 3 tanedir diyor. Lüzum, vücub, zaruret diyor. İlleti tamme lügatta yanlıştır. Onunla bakarsan bu sefer dönüp duruyorsun. Olmuyor. İzah edemiyorsun. Peki bu tabirleri taayyün veya teşahhus ve temessül. Külliyata gireceksin. Aylarca vereceksin. Her şeyin ama. İradenin de, tayinin de sureti var, kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. Abi ya bir yerde böyle diyor, bir yerde böyle diyor. Kardeşim orada suretidir, orada kanuniyetidir, orada hakikatidir, orada mahiyetidir. Şimdi illet-i tam-ı risalinde üç iken, lüzum, vücub, zaruret, lügata baktığın zaman dörttür. İlle-i gaye, ille-i faile, ille-i sürü, ille-i maddiye. Ne şimdi bunlar ne alakası var? Bu sefer çözümsüzlüğe itiyor. Manayı kapatıyor. Kapatıyor. Şimdi şerbe izah edeceksiniz diye vazifenizdir diyor. Adam bir tanesi de çıkıyor ki izah etme. Ustadı mı dinleyeyim, seni mi dinleyeyim? Bir tane konuştuğumun dışında külliyattan bir kelime bulursa dik izah. Saatlerce konuştuğum şeyi. Nasıl bu? Kardeşim benim işim bu. Ben başka bir şey mi? Çoluk çocuğum yok ki benim. Kafam bununla yatar, bununla kalkarım. Ayşe Fatma ile kalkma, bununla yatıp kalkıyorum. Şimdi kafam bu. Taayyün ve teşahhusa girmeyin. En azından mana olarak çok güzel. Çünkü lügatı şu. Evet. Şu güneş düşün. Evet. Şu ayna düşün. Mesela şu ayna. Aynadaki güneş. Evet. Bu güneş, bu güneşin taayyün ve teşahhusudur. Lübiyet, ruhiyet mu? Yansıması ama. Yansıması değil işte. Olmaz. Ne aydır ne gayrıdır. Tamam. O kadar. Onun şeyi yok. Şimdi misli ayrı bir şey mi? He? Misli ayrı bir şey. Ayrı. Başka bir şey. Onlar hep mesela şirk. Şirk inkar değildir. Ortak koşmaktır. Allah inkar değil. Küfür Allah inkar değil. Örtmektir. Bak örtüyor. Ama hepsini biz inkar demişiz. Bak şirk inkar etmiyor. Eş koşuyor. Küfür inkar etmiyor. Örtüyor. İnkardır. Dalalet. İnkar yoktur dalalette. Sapma vardır. O da yol, o da yok. Hidayet yani. Anladın mı? Tamam. Mesela Kur'an Yasin'de, Yasin Fatiha'da, Fatiha bakmadım. 7 tane. 7 tane ayet. Orada ilmi artır demiyor biliyor musun? İhdine sıratel müstakim. Başı, ortası, sonunda hidayet olan istikamet. Herkes diyor ki ben istikametteyim. Doğru ama hidayet değil. Bu için hidayet en büyük nimettir. En büyük saadettir. İlim değil yani. Tabii. O bambaşka bir şey. Şimdi burada teayyün ve teşahhusu birbirinden ayırmayacaksanız bu slide'da. Ay şu anda ayırmayacağım.
Slide'da ayrılacak mı? Hiç ayrılmayacak. Yok yok, var o dersler var da. Şimdi girersem aşağıya, tamam, burada beşeriyeti anlatacağım ben, tamam, şimdi. Tamam. Yani bize 18.000, adı neydi abi? Ali Fuat. Ali Fuat'ın. 18.000 alim nasıl monta edildi? Burada niçin durdu? Ben olan ben mahluk değil. Evet. Bu gömleğime sahip çıkıyorum. Bu benim gömleğim. Ben değilim bu. Ben diyen gömlek değil. Gir içeriye, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım diyoruz. Oo. Bak benim aklım. Bu yüzde aynada gördüğüm bu sen değilsin. Benim yüzüm biraz çoğ olmuş. Bu kim? Hiç kimse daha kendisini görmemiş. Bir de ustasını görmeye çalışıyor Allah. Soruyorlar, Allah niye görmüyor? Sen kendini gördün mü? Ya bu ben değil miyim? Benim yüzüm diyorsun. Kaç tane yüz değiştirdin çocukluktan beri? Kaç tane yüz var? Hangisi sensin? Hiçbirisi sen değilsin. Gözüken nedir? Sıfatlarındır. Hatta madde bile gözükmüyor. Şu anda gözüken namaz var, moruç var mı? Onlar gözüküyor. Nasıl bir adam, nasıl bir ahlaktır? Surat onlar yansıyor. Hiç kimse maddenin kendisini görmüyor. Sıfatlarını görüyor. Şimdi bu ene bize o Nur-u Muhammed'i çınarın çekirdeğidir. O çekirdekte yaprak var, koku var, çekirdek var, her şey var. Ha, o çekirdeğin içine Adem Aleyhisselam da var, ben de varım. Hiçbir fark yaşımız yok. Dedim ya, çekirdekten filiz çıktı. Mayıs 1. 300 sonra bir yaprak çıktı. Ağaçta vücud harici noktasında mekan var, kütle var, zaman var. Ama çekirdek itibariyle son yaprakta ilk yaprak aynı yerde. Son adam Mekke'de olacak o çoban hadise göre, o kıyamet vaktinde olan adamla Adem Aleyhisselam, Nur Muhammed'i de aynı yerde. Öncelik sonralık yok. Hatta bu Nur-u Muhammed'den Ahmet yaratılmış. Ahmet de bundan yaratılmış. Vücudu, bütün mahluk burada yaratılmış. Şimdi bu eneyi... Hasan Peygamber öyle diyor ya, Ahmet yaratıldı o Nur-u Ahmet. Bak, aynen. Şimdi Hasan Feyzi abi de şuraya gelmiş. Kapı karşısından aldığım dersimi eleman diyor. Adam nerelere çıkmış, biz neyle uğraşıyoruz? Sen ne uğraşıyorsun, ben ne uğraşıyorum? Onunla bunu. Adam çıkmış şu kapı karşısından aldığım dersimi eleman diyor. Çıkmış oraya. Ben de şimdi onunla bununla uğraşıyorum. Ahmet Mehmet, yani kendini meşgul etsin. Hasan Feyzi abi diyor. Emirdağ'ın da diyor ki, dersimi aldım diyor. Nereden aldım? Kabul kalp senden diyor. Alıp dersimi ayağın, o güzel ayağın, o güzel nur, o güzel nur değil. Değil. Böyle bir abiler varmış. Ha, şimdi bu ele bu. Şimdi bundan sonra insanlık serüveni başlıyor. Mecbulün anlamı ne peki? Kılmak. Yani vücudu yok, Allah ortaya bir şey kıldı. Hmm. Yani kendisi vacip değil o mecun, mahluk da değil. Hı. Belzahi bir özelliği var. Tamam, barla da geçiyor, barla da. Çekirdek gibi. Ha, çekirdek gibi. Tamam. Bir ilmi bir program gibi. Geçen sizin sohbette söyledi, kulhu vallahi ahattaki Allah ahat buradaki. Evet, mecun, bu değil mi? Bu mecun, bu. Başta iki, evet. Mesela sonunda bir ahat var, başta var. Kulhu vallahi ahat, küllehe küfven ahat. Evet. Mesela çekirdekte ahat, bir de meyvedeki ahat. O biziz değil mi, meyvedeki? Evet, biziz. Tabii. Mesela çekirdek Nur-u Muhammed'idir. Ağaç şeceri-i hilkattır. Şahsiyet-i Muhammediye denilir. Meyve Ahmet'tir veya Ahmet Hüseyin, sen beniz. Meyvenin içerisindeki o çekirdek, kökteki çekirdeğe ne aynısıyız ne gayrısıyız. O zaman sen cennet ve cehennem o Nur-u Muhammedi'den yaratılmış. Ben de burada vardım. O zaman cennet ve cehennemden de öncesin. Cennet, cehennem senin gölgelerin, senin vücudu haricindir. O zaman cennet gayesi olmaması lazım. Hatta cenneti gaye edinenin cehennem endişesi olur. Hatta bana bütün men edildim diyor. 96 Emirdan'da diyor ki, cennet ve azaptan kurtulmana ve cennete ve lezzete gaye yapma diyor. Bana bütün ne gösteriliyordu? Rıza ilahi gösteriliyordu diyor. Ha, çünkü niye? Cenneti gaye edinenin cehennem endişesi olur. Üstad niye cehennem endişesi yok? Çünkü cennet gayesi değil. Rıza ilahi gösteriliyordu diyor. Başka bir makam. Şimdi ne cennet sevdası ne cehennem kokusu. Var. Bu. Şimdi bu ele, bu çekirdekte burada nurumu, eleyi niye koydum buraya? Peygamber aleyhissalatü vesselamın nurudur burası. Bu taayyunu evveldir, taayyunu ilahidir. O tasavvuftaki tabirdir, taayyunu evvel. Bu ene, sen buradasın bak, şurada. Sonra Allah bu çekirdekten şimdi Ali Fatım'dı değil mi? Şimdi Allah, haşa, tahayyülü küfür olmadığı için şey, Allah dese ki, ey Ali Fuat, vücud harici çıkmadın, enem, gel buraya, yanıma otur. Ha? Yanıma otur, ruhunu yok, sen ene itibariyle.
senin yaratılmana sen şahit ol diyecek şimdi. Sen şahit olacaksın. Kendi yaratılmana şahit olmak makamı burası. Şimdi bundan sonra sana giydiriliyor. Mesela nasıl giydiriliyor? Şu alemi şahadet, alemi misal elbise giydirmiş. Onun adı da bizdeki adı hayaldır. Onu kullanan bizde tahayyüldür. Hayal bizimle alakası yok. Mesela akıl, aklını başına al diyor. Daha aklını kaybetmeyenler diyor. Aklını başına al derken kime diyor? Akıl demek ki başta olsa bu denmez. Buna taakkul ediyor. Akıl cihazdır. Dışarı çıkar, girer, küçülür, büyür. O bizi sabit değil akıl. Bizdeki dimağdaki mertebeler 7 tanedir. Bir tanesi taakkuldur. Hayali kullanan tahayyüldür. Düşünceleri kullanan tasavvurdur. Aklı kullanan taakkuldur. Taakkule hitap ediyor. Aklını başına al diyor. Demek ki aklını başına al derken akıl demek yok ki orada. Kime peki? Kime söylüyordu? Kime alacak o aklı? Taakkuldur. Dimağdaki meratiplerden. Şimdi burası ele, ben olan beni koydum. Ya burası kün emrinin de geldiği yer mi? Yok, kün emri daha aşağıda. Daha tabii o mahluk artık çekirdekteki programa göre. Vücuda gelecek. Tabii vücuda gelecek, daha şey yok. Şimdi burası, ben bir kargas anlatayım. Sonra buradan ilk zuhurat, Kab-ı Kavsen yaratıldı. Kab-ı Kavsen'in içerisinde bak şunlar var. Risale'de geçen. İmkan ve vücub ortası. Muntehe seyri sülük, Zat-ı Celil-i Zülcelal görüşecektir ki şu seyir vesair, bunu gördük. Burası Peygamber aleyhissalatü vesselamın imkan ve vücub ortasında bulunduğu bir yer. Burada hani Cebrail aleyhisselam dedi ya, ben bir adım daha atamam ya Muhammed, burası. Onun mekanı lef-i mahfuzdur. Buradan daha bir adım daha atamam diyor, yanarım. Ondan sonra şey geliyor, Arş-ı Azam. Şimdi ben kapı kapı burada okunuyor değil mi? Heh. Şimdi bunu ilk önce yarattı Nur Muhammed'den ilk yaratılan Kab-ı Kavsen'dir. Arş-ı Azam'la arş farklıdır. Bakın göstereyim. Arş-ı Azam. Bir şey soracağım abi, çok pardon. He. Nur Muhammed'i mahluk değil mi? Nur Muhammed'i mahluk değil. Çekirdekteki ya, hatta çekirdekteki programa mahluk denilmez. Mahluk ne demek biliyor musun? Mahlukla İlmi vücut arasındaki en bariz cümle şu. Bir şeye, ilmi vücuda, bir şeye, şey, kudret taalluk ederse mahluk olur. Kudret taalluk etmezse ilmi vücut olur. O da mahluk sınıfına girmez. Girmez. Vücud-i ilmi denilir. Mahluk denilmez. Kudret taalluk etmediği ilmi. Cehal onun için mi deniliyor? Deniliyor. Evet. Şimdi, abimin adı neydi? Ali. Ali. Peki şunu diyebilir miyiz? Ben İstiklal Marşı'nı ezbere biliyorum. İlmi vücudu var. Kağıda yazarsam mahluk oluyor. Mahluk oluyor. Evet, gibi. Yazmazsam gene var aslında. Kafanda ilmi vücut var ama. Evet. O zaman iman da bu ifadeye göre iman da mahluk değil. Ha, imanın her şeyi. Bak, imanın dört tane, yani bir şeyin her şeyi ama dört tane hakikati var. Sureti, onu uygulayacağım. Hem doğrudur hem yanlıştır o. Sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Ama her şeyin. Bunu eğer bilmezsek külliyatta bir orada öyle, burada böyle, şurada böyle birbirine giriyor. İmanın mahluktur. 71. sayfayı işareteceğiz da hangi malzemelerden de yapıldı, şura, şira, delil, burhan diyor. Sureti şudur. Eylemdir, şapkadır, oruçtur, namazdır. İmanı alameti. Bu imanın suretidir. Mahluktur. Mahluktur. Bu mahluktur. Çünkü gider, iman gelir, büyür, küçür. Mahluk olmayan bir şey büyümez, gidip gelmez. Vacip olduğu için. Eğer mahluk değilse vaciptir, o zaman o hiçbir değişmez. Ama oysa iman gider, gelir, büyür, küçülür, nurlanır, tatbiki olur. Ha, değişken midir? Değişkense mahluktur. Ha, o nedir? İmanın sureti mahluktur. İman bu eylemdedir. İman eylemdedir. Kanuniyeti insanın ruhundadır. Yani insanın ruhundaki nurdur. Hakikati ise esma bütünlüğüdür. Çünkü iman esmadan gelmemiştir. İrade-i cüzenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunu kalbine koyduğu bir nurdur. İmanın kaynağı esma değildir, sıfat değildir, şunat değildir, zattır. Zattan gelmiş. Zatı direkt. Zatı, mahiyeti zatiyeden. Bilinmeyenden. Sureti eylemdedir. Şapkadır, namazdır, oruçtur.
Kanuniyeti insanın ruhundadır. Hala mahluktur insanın ruhunda. Eylem, halet-i rühyeler olarak gözüküyor. İmanın mahiyeti esma bütünlüğüdür. Esma bütünlüğü. İmanın hakikatiydi bu. İmanın mahiyeti mahiyeti zatiyededir. Bu mahluk değil. Bu da mahluk değil. Bu ikisi mahluk. Her şey de öyle. Eğer bu şey formülü tahkik yapanlar için söylüyorum arkadaşlara. Bu her şeyin sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti bilinmese abi orada öyle, burada böyle, şurada böyle. O zaman tevil ediyoruz. Diyoruz ki orada icmal etti, burada tafsil etti. Hayır. Bu hakikatle mahiyet aşağı yukarı aynı değil mi? Değil. Hakikat kabiliyettir. Mahiyet ise istidattır. Hakikat esmaya bakıyor. Esma-i Hüsna'ya bakıyor. Mahiyet ise sıfata bakıyor. Peki hüviyet? Hüviyet artık o şekil almış. O kanuniyete geçmiş. Kanuniyetteki şey mi? Evet. Şimdi bu kab-ı kavsen ilk yaratılmış. O onların ne olduğunu orada yazıyor. Sonra Allah ikinci bir zuhurat yapıyor. Arş-ı azamı giydiriyor ve insanda ruhtur. Cebel ruh. Görüyor musunuz bak şu? Cebel ruh. Şuraya şunu koysa, onu bana versen acaba burada da çalışır mı? He. Şurada böyle çalışır mı acaba? Çalışır, çalışır. Dur bakayım. Güzel. Dur bakayım. Eğer çalışırsa şöyle hiç dönmem böyle. Aşağı mı kaldı? Biraz yerinden kaydı. Biraz aşağı sağ sola geldi. Nerede abi? Şimdi yukarı gitti. Solda. Sol yukarıda. Aşağı. Sen nerede? Ben niye göremedim? Aşağıda. Abi bak şurada, sol aşağı köşede. Öyle mi? Oradan çıkıyor. Sen bir alır mısın? Biraz oynatırsan. Bu kırmızı bir getirdi bana da göster. Ha. Bak kaybol. Çok gitti. Şimdi yandı. Tamam. İnşallah şey yapmaz. Şöyle yapayım. Tamam. Şimdi cebeli ruh verildi, giydirildi. Bu şeceri hilkattır. Bu üçü aynıdır. Şeceri hilkat. Kur'an, insan. Üçüzdürler. Üçü aynıdır. İnsan-ı ekber, kainat-ı suğra, insan. Kur'an içinde böyle diyor. İnsan içinde böyle diyor. İnsana ne diyor? O Kur'an-ı kebir-i kainat. Bak, kainata büyük Kur'an diyor. Aynı zamanda o Kur'an'a diyor ki insan ekber diyor. İnsana ne diyor? Kainat-ı suğra diyor. Tamam? Üçü aynıdır. Şimdi burada kab-ı kavsen'den sonra ruh giydirildi. Ruh bizde cebeli ruhtur. Sonra akıl giydirildi. Akıl. Şöyle şey yapayım ben burada yapayım daha şey yapalım. Ha. Akıl lef-i mahfuz. Lef-i mahfuzun bizdeki karşılığı abiler dimadır. Dimada meratip var. Felsefe ve şimdiye kadarki bütün öğretiler tahayyül, tasavvur, taakkulde durmuş. Freud ve türevleri ve psikoloji çözüm üreten Avrupa menşeli şeyler aklı esas almışlar, öz ve töz demişler. Farkı söyleyeceğim, ne karımız var. Akıl bozulursa insanın öz cebeli buydu, son mıntağı buydu, bu bozuldu bitti. Onun için insan mutlu olabilmesi için aklı devre dişi yapman lazım. Çünkü aklının belası akıl olursa hangi akılla bela aklı def edeceksin? İşte onun için ilaçta aklı devre dişi yaparak aklı tamir etmeye çalışıyor. Oysa akıl devre dişi olarak akıl tamir olmaz. Aklı kıblesine koyacaksın. Bugün nasıl koyacaksın? Ustad Hazretleri bu dimağda aklış bak mertebesi nereye koyuyor? Bir, en dışı, soğan kabuğu gibi dışından söylüyorum. Tahayyül, gir içeriye. Tasavvur, gir içeriye. Taakkul, gir içeriye. Tasdik, gir içeriye. İzan, gir içeriye. İltizam, gir içeriye. İtikat. Dimada meratip var böyle. Peki karımız ne? Akıl bozuldu. Üst birimi var, onun aktife. Tasdik var. Tasdik nedir? İlim denilen tasdik diyor şu anlarda. O da yetmedi. İzan var. Aklı kontrol etmek için. Çünkü bakın, insanın aklı aklına bela olursa hangi akılla o bela aklı def edecek? Biz psikoloji sıkıntılarımızın sebebi düşüncelerimiz değil midir? Düşüncelerinden kurtulmaya çalışmıyor musun? Peki bela düşüncelerin olmuşsa hangi düşünceyle düşünceni def edeceksin? Ancak bu üst birimle. Yoksa
senelerden beri, 17 sene, 20 sene psikolojik hak kullanacaksın. Onları da bileceksin çünkü bildiğim şeye hakim olursun. Bilmediğim şeye nasıl hakim olacaksın? Akıl üstü birimler tasdiktir bak. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Karımız şu, ha aklında sıkıntı var, üst birimi aktif edeyim. O yetmedi, daha üst birimi aktif edeyim. Eğer öyle değilse akıl şeytandır de, ondan sonra orta çağlarda nasıl yakıyorlardı? Adamı yakıyorlardı. Şimdi akıl, lef-i mahfuzun bizdeki karşılığı dimadır. Dima, kafanın içi. Bunun da mümesili Cebrail'dir. Arşın aşazamın mümesili Cebrail, Azrail, ruh. Ruh oradan gelmiş, Cebeli ruh. Akıl buradan gelmiş abiler bize. Kalp buradan gelmiş. Niye kalp aşağıda? Bu o dünya vücudumuzda da kalp aşağıda, kafa yukarıda. Çünkü akıl kalbin bir şubesidir. Mazari hissiyat, merkezi efkar. Merkez efkar dedi dimak, mazari hissiyat vicdan. Şimdi aşk kalptir. Hem hadis-i şeriflerde... Abi özür, dimakla akıl arasındaki fark ne? Oo, çok farklı. Şöyle düşün. Bu binada bir sürü insan oturuyor, bir tanesi de sensin. Bu kafaya dima denilir. Bu kafanın içerisinde 7 meyve artık var. Soğan kabuğu gibi anlatıyorum bak. Soğan kabuğu gibi dışarıdan içeriye. En dışarıda tahayyül. Soğanın diş kabuğu. Gir içeriye. Tasavvur. Yani hayal. Düşünceler. Gir içeriye taakul. Akıl. Akıl bu 7 birimin bir birimi. Üçüncüsü. Dışarıdan içeriye. Dima tamamı. Dima tamamı 7'dir. İçerisinde 7 tane birim var. Tahayyül, tasavvur, yani taakul, hayal, düşünceler, bilgiler, zanlar, girmiyorum, tasavvur çok acayiptir. Tasavvurunu bilmeye nasıl hakim olacak, bilmediğin şey nasıl? Bak o tasavvurda ne var? Düşünceler, bilgiler, zanlar, şüpheler buradadır. Sonra üçüncü birim taakkuldur, akıl var. Fikir, ondan sonra şuur, deha, zekavet. Aklın sıfatıdır. Bir insanın zekaveti aklına öne geçtiyse o psikoloji hastalıktan, intiharlardan kurtulamaz. Onun için istisnadır diyor tarihçi hayattan. Hem akıl hem zekaveti ileride eşit olmak. O ancak Bediüzzaman'a astır. Akıl ise vahiy teslim olursa akıl oluyor. O zaman zekavetin önüne geçiyor. O zaman zekilik insana başa beladır. İyi bir şey değil. Kendi başına gitmişse Don Kişot gibi böyle aklı arkada bırakmıyor zeka. İyi bir mühendis olur, iyi bir doktor oluyor ama zulmediyor. Gidiyor devletin ihalesine fesat karıştırıyor. İyi bir doktor olmuş. Zeka söndü, aklı arkada. Ameliyat gerekmediği halde ameliyat yapıyor. Zekidir, tamam mı? Seni iyi kandırıyor zekavetiyle. Üzüm pay etmedi beni kandırırsınız diyor. Onun için akıl en büyük nimet. Demek ki dima 7 sistemin adıdır. İçerisinde 7 tane birim vardır. Hele aklın içerisinde de 24 tane sıfat var. İçinde 24 tane. Onları bildiğin zaman mesela diyelim ki sen bir şey anlattın mesela. Bunlar meşgul olmuşsa bu haritayı çıkmış. Sen bakıyorsun benim abi şöyle oluyor. He senin dimağın taakkulünde veya tasdikinde şu birimde sorun var. Onun karşılığı da budur. Bunu aktif edeceksin. Buna çalışacaksın. Bu mevzulara çalışacaksın. Mesela vesvese hastası. Ustad diyor ki ilim onu tard eder, cehil onu tard eder. Ezberlemiş adam hala niye vesvesesi var? Çünkü düşüncedir, bilgidir, daha ilim değildir. Bilgi. Çünkü ilim canlıdır, ruhludur, şuurludur. Ustad diyor ki ilim onu tard eder diyor. Çık dışarı, çık. Aynı bunun gibi. İlim ne yapar? Eylemseldir. Çık deyince çıkartıyor seni. İlim olursa canlıdır, ruhludur, şuurludur. Bilgi olursa malumattır, o sana pek şey yapmıyor. O tasavvur. Evet, tasavvur. İlim değil daha. Çünkü o VSS risalesini bilgidir, malumattır, zandır. Ondan sonra taakkule inmesi için fehim denilen bir süzgeç var. Süzgeçten seçilecek. Niyet, nazar, mana ismi, mana harfi, örf, anane, kültür vesaire sebeplerle akla süzülüyor. Akıldan süzülünce 24 tane mertebeden geçiyor. Muhakkimatta anlatıyor. Sonra tasdikte ilime dönüşüyor. Canlı ve ruhlu şuurlu oluyor. Artık sen hiç dokunmuyorsun. O çalışıyor. O seni koruyor. Kabirde de o cevap veriyor. O merhabı kendilerine diye zaman senin dirin o oluyor. Her şeyin oluyor.
Sen hiç gece rüyalarında da her şey seni koruyor yani. Güneş dediğin zaman sıkıntı veriyor sana, yaptırmıyor sana. Engel oluyor. Çok acayip bir şeydir. Çok severim onu. İlim canlıdır, ruhludur. Öyle bir mahluk değil yani. Acayip bir şeydir o. Mahluk değil miydi? İlim mahluktur ama o dışarıdaki eylemsel mahluktur. Yazılım itibariyle değil tabii. Yazılımdır yani. Şimdi kalp buradan takılmış. Kargası bir indi mi ondan sonra tekrar yukarıya gelip ne merak ettiğiniz bölgeyi anlatırım. Sonra Siddet-i Muntaha deyince zannediliyor ki arkadaşlar Siddet-i Muntaha Kabu Kavsiyen çok ünlücülerin karıştırdığı şurası. Kabu Kavsiyen ile Siddet-i Muntaha varılması gereken son şey ya. Oysa varılması gereken cennetin sonu dududur. Şu Muntaha'yı Muntaha lügatıyla ta Kabu Kavsiyen'e koyuyor. Oysa Kabu Kavsiyen cennetin çok şeyi. Ondan sonra cennet ve cehennem buradadır. Şimdi en çok abim en çok güzel olacak var. Cennet cehennem bizde peki karşılığı nedir? Celal ve cemal tecellisidir. Kabz ve bas taletleri olarak gözükür. Bizde karşılığı odur. Mesela buhran, bunalım, panik atak, deflasyon, canım sıkıldı gibi celal tecellisi cehennemden aksediyor. İşte surur, neşe, saadet vesaire de cennette cemal tecellisi. Şimdi bir aşağı iniyorum abi. Arşın mümessili kimdi abi? Arşın mümessili kalptir. Üçü aynıdır. Kabe, kalp, arş aynıdır. Mikail mi demek istiyorsun? Melek olarak. Ha çok güzel. Melek olarak. Harika. İyi ki söyledin Ali benim. O zaman ben yukarıya çıkayım. Oradan bir daha yapayım ki parça kalmasın. Abim arş-ı azam mümessili Azrail. Lef-i mahfuz mümessili Ceberut aleminin sahibi Cebrail. Buraya gelmişken de bir şey sormak istiyorum. Hani Kur'an-ı Kerim'de Cebrail ruh diye geçiyor ya. Onun burayla bir bağlantısı var mı o kelime? O ruhların mümessili noktasında değil de o öfürme noktasında var ya böyle Meryem validemize. Onun getirilmesi noktasında. Burada onu anlatıyor ama girmeyeyim ona. Tamam. Ama o ceberut alemi olduğunu için cebredici güçler. Kuvve-i akliye, kuvve-i gagabiye, kuvve yani böyle güçtür. Mesela şöyle diyeyim, gel mesela mermere elini böyle getir, bir vur elin kırılır. Ama konsantre oluyorsun böyle, bir güç çıkıyor, hop diyor, mermer kırılıyor. Peki o güç neredeydi? O, bak şimdi hiçbir şey yok. Veya şehvet olur, gadap olur, iddet olur. Şimdi konsantre olursun spordaki ismi, bizdeki ismi de tefekkür. Şöyle tefekkür edince hale çıkmıyor. Konsantre olunca böyle güç oluyor. Veya birisini karşına koyarsın, nasıl dedi, niye dedi falan mutfaktayacak. Vücut hormonlar değişmiyor, organ değişmiyor. Peki bu güç neredeydi? Ha, o çıktıktan sonra o cebredici güçtür. Ceberut. Yani devam ediyor. Şimdi Lef-i Mahfuz'un temsilcisi, bakayım şurada, Cebrail. Cebrail oradan geliyor yani. Evet, Cebredi hiç şansın yok. Arşın mümessili arş hayattır. Bu da İsrafil. Bu da cennet ve cehennem. Şimdi Mikail geliyor. Bu daire-i ilim Lef-i Mahfuz'un dişe vuruşları. Bu Lef-i Mahfuz'un ispattan üstün bir yer. Sonra daire-i hayat gelecek. Burada ne daire-i hayat nedir diye vakkülata. Daire-i ervah, daire-i mana, Lef-i misali, kavanini hayat. Bunlar birinci niyet. Bunlar hep külliyata. Tek tek okunup dedim ya işte o bitti yerde ulaştı, o bitti yerde ulaştı, getirince bir bakıyorsun ancak. Şimdi buna da girmeyeceğim. Bu var. Sonra kürs abim, Ali kardeş. Bu kürs insan yapan nefisin takıldığı yer. Bu da İsrail, Mikail. Peki nefis deyince şer anlama. Yedi tanedir nefs-i emmare, levvame, mulime, mutmainne, raziye var ya. Ondan sonra bu oradan takılmış. Şeytan da bize buradan takılmış. Şeytanın takıldığı yer burası. Şeytanın takıldığı bir yer burası. Bazıları soruyor. Haşir meydanında cennet ve cennete gittik. Nefs-i emmare ne olacak? Nefs-i emmare levameye veya mülhimeye, mutmaine inkılap edecek. Hatta Allah o Kur'an'da ona yemin ediyor. Nefs-i emmare, mutmaine, raziye, safiye. Şimdi beşeriyet buradan takılmış. Niye ben buraya durdum? Allah kendisinden başka bir yere secde etmesini istemiyor. İstemiyor. Tamam. Peki Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini istedi. Secde ettiğini. Tamam.
Çünkü Ali kardeş, o zaman kürs takılmamıştı. Beşeriye takılmadığı için Adem Aleyhisselam Esma-i Hüsna'nın ve Alem Adem Esma-i Külliha Esma'nın bütünlüğüydü. O Esma'nın bütünlüğüne secde. Mesela toprakta secde ediyoruz. Toprağa mı ediyoruz? Şirk olur. Çünkü nefis olmadığı için, beşeriyet olmadığı için toprağa şirk olmuyor. Çünkü insan değil. Ha, beşeriye takıldı mı insan oldu. Kürste. Kürs. Burası da şuur alemi insanda burada ortaya çıkıyor. Biz daha arş-ı azam olarak biliyorduk şeyi. Müntehai evet. Mülkü. Evet. Yani şeyi, şunlar şunu karıştırılıyor dedim ya şu abim. Şu. Şu Sidret-i Muntahayı şura zannediliyor. Şurası. Yani Kab-ı Kavseyn'in bir altı zannediliyor. Evet. Değil. Bana çay verdin, bu benim mi? Çok iyi. Aslında Kab-ı Kavseyn'in bir altı zaten. O değil abi, o soğuk galiba. Sidret-i Muntaha Kab-ı Kavseyn'in bir altı zaten. Çok altı. Bir altı derken? Bir altı değil. Tamam. Peygamberimiz Kab-ı Kavseyn'e gidiyor değil mi? Şu. Evet. Bilmiyorum. İstersen bir tane koy. Yeni bir tane koyayım. Ha, koy. Nasıl söylerim? İsmi Kuddüs'te. Onların hepsi yerleri var Ali kardeş. Ha, şimdi ayrı bir şey. Tabii şimdi. Ben bir kargası çizeyim tamam. De aşağı kadar bir ineyim. Tamam. Çünkü şey Ümraniye'ye kadar. Peki. Ümraniye'ye kadar geldik mi tamam. Abi kainat nereden başlıyor onu da bir sorarsan. Ha, kainat da nerede? Daha burası Şecer-i Hikat. Şecer-i Hikat da kainat farklı şeyler. Ya dur yeni geliyoruz ya. Daha kainata gelmedik yani. Peki Adem'in kürsüden önce hayatı var mı? Abi o bütün o sıfatlar hay sıfatı ya şöyle diyeyim. Allah var iken hiçbir şey yoktu Ali kardeş. Ha? Allah domuzu, gilanı, taşı, toprağı, ağacı, çekirdeği, mahlukatı yaptı mı? Peki bu neyle yaptı? Hangi maddeyle yaptı? Senelerden beri beni meşgul ediyordu. Ondan sonra Allah bu kainatı hangi maddeyle yaptı? Ha? Allah kudretiyle halketti, iradesiyle takdir etti, ilmiyle programı çizdi, hayatıyla limon ver. Yaptım, sıktım ben. Sıktın mı? Öyle bitti. Sık biraz sık. Hayatıyla yapmış. Hayat malzemedir. Çünkü şöyle gideyim hayat nedir diye anlamak için. Dışarıdan içeri gidiyorum kardeş. Atom. Gir içeri abi. Enerji. Gir içeri abi. Esir. Gir içeriye maddeye hayat. Gir içeriye aynı hayat. Gir içeri hayat. Bu hayatın dışa vuruşları. Yani oksijen şey buz, gir içeriye su, gir içeriye H2O, gir içeriye enerji, gir içeriye esir, gir içeriye maddi hayat, gir içeriye aynı hayat, gir içeriye hayat. Hayatın dışa vuruşları. Hayat bahsine geçen 30. yüzyılda. Tamam. Şimdi şuradan aşağıya ta sonuna kadar şu mağaza bakın. Şu Kab-ı Kavseyn var ya. Evet. Buradan aşağıya hepsine Şecer-i Hilkat denilir. Kainat ise arştan aşağıya denilir. Kainat cenneti de içine alıyor şuradan. Kainatın nihayeti Sidret-i Muntaha'dır. Kainat. Bu kainat ile Şecer-i Hikat. Yedi sema buradan bitiyor. Yedi sema daha aşağıda, çok aşağıda. Şimdi kürs, şu daire-i ilim, lef-i mahfuzun dışa vuruşudur. Kalemi kader, kalemi kudret. Buraya girmeyeceğim. İçinde var çünkü. İçini anlatırsan içini anlat. Kürse durdu. Mikail de buranın mümessilidir. Nefis burada takılmıştır. Bu çok sorulan soruyu bir daha söyleyeyim burada dedim. Ama bir daha söyleyeyim. Cennete giden insan levvame girdiği mutmain olmuş, günahtan rahatsız olmuş, mülhime ilham olunmuş. Nefis. Ha, peki emmane ne olacak? İnkılap edecek. Şimdi nasıl ki buz erir de su olur gibi. Buranın temsilcisi Mikail'dir. Beşeriyet buradan takılmıştır. Bu nefis buradan takılmadan önce cevherdi, Esma'nın bütünlüğüydü. Ona secde etmek toprağa bizim secde etmemiz gibidir. Beşeriyet takılmadığı için şirk olmuyor. Ama burası takıldığınca tamam beşer insan burada oluyor. Abi buradan sonra Mudil Esması şeytanın şeytan aktif oluyor. Mudil aktif Esması oluyor. Burada aktif oluyor. Şeytanın yaratılmasına yaratan Esma Mudil'dir. Burada zuhuratı buradadır. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri der ki şeytan bile diyor kendi kaynağı kürse kadar miraç ettirir kandırmak için seni. Buraya kadar getirebiliyor.
Onun için şatahatlar falan oluyor ya, kafta falan, ustad bunlar onun için bahsediyor. Buraya kadar olabiliyor, o garip garip şeyler var ya, şey oluyor. Sonra abiler aşağı iniyoruz, bu Lef-i Mahfuz'un yazar bozar tahtasıdır. Bunun hakkında külliyatta bak şunlar geçiyor. Kalıb-ı muallemi, kalıb-ı ilmi, zaman, zamanın hakikatıdır diyor bak. Kader-i ilahin bir nevi defteriymiş. Bak zamanın hakikatını diyor, mahsus görüyor musun? Bak sayfayı da koydum, bazılarına koydum çok önemli olduğu için. Zamanın nesi var? Hakikati var. Zamanın bir de mahiyeti var, sureti var. Bir de kanuniyeti var. Yani mesela zamanın sureti alem-i şehadettedir. Kanuniyeti insandadır. Mahiyeti de dehr esmasıdır. Denizde Rize işte dehr esması. Mahiyeti ise tekvin sıfatında. Kaynağı yukarısı. Şimdi burası Lef-i Mahfuz ispattır. Bahsetmiştim. Lef-i Mahfuz işte Ankara olsa Edirne kapısı da İspat Arkadaşı çıkış kapısı da yurt dışına Lef-i Mahfuz ispattır. Orada şartlar tahakkuk ederse, Avrupa'da kabul ederse tır çıkıyor. Yoksa geri dönüyor. O sebeplerin burada sunulduğu Lef-i Mahfuz'dan gelen yapı sebeplere buraya uyarsa buradan sonra vücud hariciye çıkıyor. Burası vücudu harici kapısı. Şimdi kardeşim gözlükle kardeşim, adı neydi abi? İsmi neydi? Ahmet. Ahmet'im. Sen dedin ki emrü kün fe kün kafnun tezgah var ya. Evet. İşte ona geliyorum. Emrü kün fe kün tezgah burada. Vücud harici vermek için bak melekütiyet eşma. Bu küllata geçen tabirler emrü kün fe kün. Ondan sonra alimi berza başlıyor. Hocam yedi kat sema burası. Hani vefat edenlerin ruhları şey yapılıyor. Sonra Ali kardeş sen meğer burada Ümraniye'de oturuyorsun. Bu insan denilen bu. Bak ağla, mansa bak. Ya böyle ya çıkacaksın ya dibe ineceksin. Nefsin mertelemi bunlar. Da bunlar insanın işte artık bu çıkacak diye böyle. Hani var ya eskide böyle Yeni Asya yapmıştı böyle bir dünyaya bir adam çıkıyor böyle şey çocuk çıkıyor da sakallı iniyor. Ha onun gibi düşünebilirsin. O beni çok etkilemişti böyle. Levent abinin şeyi de. Levent abinin yapmıştı. Yani benim mektep okurken daha böyle o zaman tanıdığım zaman o resmi çok etkilemişti ve odama yapıştırmıştım. Oradan şey almış senara ilham almış. Çok etkilemiştim. Şimdi İnsan bu kardeşim. 18 bin alemin cem edildi, edildin. Burada et ve kemiğe büründün. Ali diye anıldın. Aslında bütün bu alem sende dürülmüş. İşaret edeceğiz da halifelik sırrı var ya. Orada diyor ki İzmam Ali, sen kendini öyle basit zannetme diyor. Bütün alem sende dürülmüştür diyor. Sende cem olmuştur. İşaret edeceğiz da geçiyor. Arapça. Şöyle emretmiştir diye söylüyor. Bak burada sen kalmışsın. Aslında bu böyle gözüküyorsun ama için Allahu Ekber işte bütün bu alemler. O zaman o şeyi bir göstereyim. Şimdi o işe büyük esmemi. Bak bu. Buradasın Ali. Yedi kat sema. Lev-i Mahfuz ispat. Sana beşeriyet burada takıldı. Cennet cennet burası abim. Şurası kalp. Burası dima. Burası ruh, burada ben olan ben, burada da imkan ve buçuk, onun ölüm ve helakettir diyor. 642 kalı mesnevi Nuriye. Ölüm ve helakettir diyor. Peki oraya çıkınca ne oluyor? Her şeyin her makamda olduğunu bir anda gördüğün yerdir. Orada öyle geçiyor 642'de. Kab-ı Kavsiye. Kab-ı Kavsiye. Diyor ki her şeyin aynı yerde, her şey aynı yerde olduğunu gördüğün makamdır diyor. Aynı böyle geçiyor. Manzara haladan bakma o mu? Bu daha fazla. O kainat o. Manzara haladan bakma kainat. O aşağıda. Kainat şuradan başlıyor abiler. Şu arş var ya arş. Kainat ustad külliyatta geçince buradan aşağıya şuraya kadar şeceri hilkat deyince mahluk olmayacak. Şu şey mahluk olacak. Mecul olmasın. Şuradan aşağıya. Arş-ı Azam'la arş arasındaki fark ne? İşte Arş-ı Azam'la arş arasını açalım. Bak neler diyor. O külliyatta onları neler demiş onun hakkında.
ata, inayatasa bunlar var. İsmi hayatın en azami derecede tecelli ettiği yerdir. Arş da Esma-i Hüsna'ların perdesiz tecelli ettiği yerdir. En bari şunu. Biz onu Arş-ı Azam biliyoruz. Esma-i Hüsna'nın azami tecelli ettiği yer. Şimdi bu Arş'mış. Bir tane şey var ya, Google abi var. Google, Ragıp abi. O da öyle dedi. Arş ile Arş-ı Azam bile diyor karıştırmıştı. Bana çok mutfazı bir adam. Bu Arş, Esma-i Hüsna'nın perdesiz tecelli ettiği yer diye. Arş'tır, kalptir. Arş-ı Azam ise şuunat-ı ilahiyenin perdesiz tecelli ettiği yerdir. Şuunat ile şu. Farka bak bak. Anlaşıldı. Şu. Yani Esma-i Hüsna'nın tecelli ettiği yer Arş, şuunat-ı ilahiyenin tecelli ettiği yer Arş-ı Azam. Arş-ı Azam. Oo. Çok farklı abi. Cebel-i Ruh, Alem-i Erva, Taayyül-i Evvel. Çünkü Arş-ı Azam hemen Kab-ı Kavse'nin yanında olduğu için şuurata yakın, evet. Peki, Kab-ı Kavse'nden itibaren rububiyet başlıyor. Rububiyet zaten, rububiyet oradan değil. Ta mecru yaratmasında, ortaya çıkartmasında Rab, Rabbul Alemin rububiyet ediyor. O çok önemli, biliyor musun? Şimdi, tabiat şey, Ayet-i Kübra'da, şualarda rububiyet hakikati, uluhiyet hakikati söylüyor ama anlaşılmıyor. Niye anlaşılmıyor? Birbirine girmiş gibi gözüküyor. Allah canibinde, bak Ali kardeş, böyle Allah tecelli ediyor. Esma, icraat yapıyor. Sultan ismi. Evirip devirip çeviriyor. Şeceri hikat olarak, kainat olarak, siddet-i muntali. Aa, Allah yaratıyor. Gitti gene o rububiyet seni cem etti. Tamam. Rabbul alemin, Rab. Seni yarattı. Seni yarattı, tasarruf ediyor. Bak bu Allah canibi. Sen de Ali kardeş, ubudiyetini farkındalığına gelerek ibadette aynadarlık yaptın. Ubudiyet. Ubudiyet aynasını çıkarttın Allah'ın rububiyetine karşı. Mesela camdan güneş giriyor. Ayna koy, giremez. Ne yapar? Orada taayyün eder. Teşahhus ve taayyün. Taayyün. Oradan uluhiyet çıktı. Ha, o gözüken güneş, uluhiyet. Bu, evet. Bu Allah, yani sen benim rububiyetime, ubudiyetimi mi çıkarttın? Ben de taayyün ve teşahhus ediyorum. Taayyün ve teşahhus ne aynıdır ne gayrıdır. O zaman bende ruh, şöyle diyeyim. Aynanın kendisi Said Nursi'dir. Aynanın o nuraniyeti Bediüzzaman'dır. Orada gözüken nur, Kur'an'ın nurudur. Ustakla alakası yok. İnsan değil. İnsan değil. Onun için bazılar soruyor. Abi işte Ebu Bekir mi, Ali mi? Büyüktür, Rüsal mı? Ya ne kıyasın, ne anlatıyorsun? İnsanlar neyi kıyas ediyorsun? Armut mu iyidir, şeftali mi gibi de değil yani. Çünkü bu Kur'an'ın hakikati insanla kıyas edilmez. Kur'an'ın hakikati bu. Risale-i Nur benim değil diyor. Aynı Bediüzzaman, ruh bu aynadır. Bu aynanın kesifi, şu arkasındaki siyah, beşeriyettir, Said Nursi'dir. Aynanın nurani tarafı Bediüzzaman'dır. Aynada gözüken bununla da arkası yok. O da benim gibi talep edin. Güneş taayyum ve teşahhus etti. Kur'an'ın nurlarıdır. Tamam. Şimdi insan bu Enes'in var yer tarafı. Eğer bunu biraz tefekkür ederek, not alarak, tabii ki çabuk çabuk bir arkası gözüksün. Hepsinin parça parça var mesela. Arş-ı Azam diye ders var belki de 10 tane. Mesela Kab-ı Kavse 8 tanedir. Çok harikadır. Eğer böyle tasavvufi, enfusi böyle halet-i rüya yaşamak isteyen varsa 5 tane mi 6 tane mi Kab-ı Kavse dersi var. Çok mükemmel diyor. 6 saat en az. 6 saat Kab-ı Kavse'nde ne var? Böyle bir hissiyatın böyle aktif olur. Yani kimse olmadığını dinleyeceksin böyle. Çok keyif alacaksın yani. Enfusi haletlerle böyle. Bunlar insana giydirince, peki bu ders ne işimize yarayacak? Tamam oldun. Ha ben buyum. Böyle bir kaliteliyim. Çöplükte harcamayayım kendimi. Çöplükte harcama ki utanır. Ya ben bunu dinledikten sonra şimdi çöplükte harcar mısın? İyiydik. Biz hakikaten kaliteli adamız. Müslümanız, nurcuyuz, bilmem neyiz dedik de. Yani biz de şey yapmadık. Ama böyle gördükten sonra ben neymiş? Ben neymişim be abi? Evet. Aleyhisselatü Vesselam'ın Kab-ı Kavse'ne kadar yukarı çıkartan, oraya çıkan diyor ki, ayna mı? Kesif yüz mü? Yok. Şimdi aynadaki güneş nedir? Ondaki bak. Bendeki bende o var. Aynadaki güneşe bendeki o.
Peki bendeki o var ya ayna, aynadaki güneş. Nereden geldi? Şu. Onda ben yok muyum? Allah'ın ilminde sonradan bilinmez. Sen yok muydun ezeli ve ebedi? Ha. Ondaki sen varsın ilminde. Allah'ın ilminde sen zaten vardın. Sonra Allah taayyum ve teşahhus etmek istedi. Ben de mukabele ettim. Ha. O zaman sen de ortaya çıktın. Sendeki ortaya çıkınca ben oluyor. Ene. Ene var ya ene. Bu mahluk değil. Ne işine yarayacak bak? Ne işine yarayacak? Allah bize iradeyi vermiş. Eğer mahluk olsa yaratana karşı nasıl mutlakır olacaksın? Hep cebir kokar. Nereden kazarsan kaz. Çünkü ben yaratılmışım. Yaratılmış demek unutma. Mahluk olan her şey ilmi vücuda kudret taluk etmiş. Kudret taluk ettiği her şeye mahluk denilir. Kudret taluk etmediği her şeye ilmi vücut denilir. Bu da ilmi de değil Nur-u Muhammed'in. Mecul. İlmi de değil. Daha şey. Berza. Daha gizli. Daha gizli. Ama şimdilik ilmi program dedik. Yok çekirdekli program da değil. Şimdi o sensin Ali ben derken. Yani benim ruhum bunu kaldırmaz. Zaten toplumun gündelik hayatta kullanıyoruz. Ya benim ruhum ağır geldi ya. Ruhumu sıktı ya. Kim? Benim. Hani benim gömleğim kirlendi der gibi. Ha. O ben olan ben. Ha. Esas sen olsun. Onu bildikten sonra ve bu sistemi gördükten sonra daha cenneti gay yapar mısın? Yok. Tabii ama bunu şimdi adam diyecek ki, Cenab-ı Hak'a diyecek ki, ya Rabbi Hulusi istiyorum, tamam. Başka çikolata istiyorum, başka şunu istiyorum. Tamam, istediği bu. Ama sen bunu gördükten sonra duy ve anlama. Diyeceksin ki, ya Rabbi, öyle delinin birisi gelmiş, bunlar böyle şey yapmışlar, cennetten üstün arş varmış, onların üstünde lef-i mahfuz varmış, onun üstünde de lef-i arş azam varmış, kab-ı kalpsem şunu, Allah'ım beni oraya... Hani isteme hakkına sahip oluyorsun bunda. İsa Aleyhisselam'ın ayetinde verilene verilecektir diyor. Sana bu dünyada verildiyse, isteme hakkın sahip olacak ve sana verilecektir. Kime verilecek? İsteyene verilecektir. Ne olacak verilen? Verilene de verilecek. Ya biz şimdi geri dönüşü olmayan bir yola girdik o zaman. Girdin, evet. Şu anda yani. Şu anda sen artık, bak aşağı ineyim Ali kardeş, şimdi sen buralarda isteyene ver onu, bana seni gerek, seni dettiren var ya adama, evliyeye. Yunus'a bak. Aha burası. Şimdi bunun buradasın. Ya bunu duyduktan sonra şimdi buraya kanaat eder misin Ali ya? Onu aşağı bir gideyim de bir bakayım. Buraya girilir mi? 16. lemada diyor ki, Lefezeliye nadiren insanlar girer diyor. Gelen için söylüyor. Nadiren. Buraya girmiş adam ya. Girmiş. Hayattayken mi girdi? Girmiş evet. Peygamberimizin dışında. Tabii. Hatta Miraç. Ceylani. Gelen. Hatta Miraç'ta gitti geldi o kapıyı açık bırakmadı mı? Ha, bir fark var. O cismen ve ruhen. Etkiye ümmeti. Yani arkasına takip edenler. Ruhen ve kalben. Gitmiş. Şimdi sen bunu gördükten sonra Mehmet Ali'ydi değil mi? Ali Fuat'ım. Buraları da istemez misin ya cennetten? Şimdi iyi de ondan sonrasını şimdi istemez. Ondan sonra 641'de Mesle'de diyor ki ölüm ve helakettir. Ondan sonra artık ne makam biliyor musun? Müstelik. Her şeyin bak her şeyin her yerde olduğu makam diyor. Her şey aynı yerde. Oraya layık bir mahluk yok mu? Yok öyle bir şey mahluk yok. Mahluk yok bilmiyor. Müstelik olduğunu artık. Ne var orada bir şey? Yani ölümle mi gidilebilir demek yoksa orası insan için yok. Mahluk bizim için ne yapıyoruz? Ene için daha yukarısı yok. Kavs kavsiye ne kadar? Evet. Şuraya kadar geliyorsun. Buna zaten diyor ki bazıları, abi cennet bitmeyecek mi? Gitmeyecek miyiz, çıkmayacak mıyız yukarıya? Ya sonsuzun sonu mu var ki sonu olsun? Sen cenneti bitir sonra çıkarsın. Peki ama istersen çıkıyorsun. Evet. İstersen. Yoksa Esma ben merak etmiştim. Cennet ve cehenneme insan nasıl ilk adım başlayacak? Hani ilk gezeti nedir? Tamam merak etmez misin nasıl var? Bir an bir ana benzemeyecek. Bir anı yaşadın, bir an sonraki bir an önce yaşadığına hiç benzemiyor. Hiç. Sonsuz farklı. Ondan sonra ona sonsuz böyle gidilir mi? Sen şimdi doğdun. Şimdi vefat etsen. Kaç yaşındasın Ali? 25. Doğdun, öldün. Bir tencere getir. Bütün fikirlerini, bütün kalpteki hissiyatlarını, ruhtaki latifelerini, bedensel fiiliyatını, 4. Akıl, kalp, ruh, beden. Bunları karıştır abi. Dünyada almış olduğun bütün lezzet, keyif,
zevkleri, menfi yok. Hepsini karıştır abi. Çekirdek yap böyle. Cennette ilk marka, ilk adımın bu senin. Cem. Zaten şimdi kadar almış olduğun lezzetlerini bir anda alsan var ya vücudun yanı. Evet. Tabii onlar helalse mi? Hep düşünmüştüm. Helal olanları. Haramsa yapmış olduğun bütün günahların toplamı cehennemin ilk mukaddemesi. Bir an benzemeyecek. İkincisi, üçüncüsü, dördüncü hiç benzemeyecek. Sonsuz bir şey. Şimdi mesela anlamlı oldu. Ha, bizimle alakası yoktu o cehennem. En bizi nimetleriyle şerverde eden sultanımız. Ya. Bize gösterdiğin numune. Neler ve gölgeleri. Asıllarını. Menbalar güzel. Çünkü kainat. Oraya kadar çıkıyorlar. İşte bu dua aslında demek en üst dua buymuş. Peygamber biz Esma'nın cilve, cemal, nakşı ve sanatıyız. Dört. Cilve, cemal, nakşı, sanat. Yani hiç ömründe su görmemişler, buzda nasıl su anlatacaksın? Ya su nerede ya? Kim uyduruyor? Hakikaten. Buzda oturuyor adam, suyu nasıl anlatacaksın? Biz donmuş bu atom ya, biz buzuz ama onu meydana getiren Esma'dır. Onun da ta arkasında hayat mı var? Evet. Değil arkasında. Yok, gideyim, buz, su, enerji, esir, maddi hayat, aynı hayat, hayat. Hayat bu ağaçtan geliyor. Bu az önceki hani ondaki bendeki o meselesini Hazreti İsa'yı Hristiyanlar haşa Allah'ın oğlu anlayamadıkları için mi? Evet, böyle aynı. Muhyiddin Arabi böyle yapmış. Benim şanım ne kadar yücedir, şanımı takdis ve tenzih ederim. O yüzden öldürdüler adamı. Artık o sekiratı gördü. Bendeki o ile zaten Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin ben sen o. Üçüncü teki şahıs. Errahmanın Rahim. Üç. Maliki Yevmiddin. Üç. İyâke nabudu. Kim diyor? Ben sana diyor. Ben ve sen. Olunca bu muhataba, huzur makamına geliyor. İşte bir şey görmedi ki Muhyiddin Arabi. Şimdi onda bak bende o var. Bendeki oyla bak bende o var. Ruhumda tayin ve teşahhus etmiş. Bende o var. Bendeki oyla ondaki ben. Onda ben yok muyum ilmi ezelide? Ben ezeli ve ebedi Allah'ın ilminde vardım. Ondaki ben ile bendeki o geliyor. Hani Zeynel abidin evi yanıyor, kerpiçli de millet köylü falan söndürmeye çalışıyor ya, olur. O kilo sönmüş, ona tam ona gelmiş, ondan sonra sönmüş. Bakmıştım, ya imam evin yanıyor, biz uğraşıyoruz, sen içeride hiç mi yapmıyorsun? Öyle bir herhalde karşısında değil ki diyor, bunu görmedim. Şimdi bendeki oyla ondaki benim mulakisidir, ittisalıdır. O İyâke nâbudu ve İyâke nestaîn. Şimdi burada ara veriyoruz. Ben size bir tavsiyem, belki bundan daha önemli, bu senin hayatına böyle değer katacak, yani çöplük tercüme. Serbest bölgeyi çoluk çocuğuna, evladına, komşuna, kardeşine sıkıntısı, panik atar, depresyon, canım sıkıldı. Onlar nereden kaynaklanıyor değil mi? Tavsiye ederim serbest bölge diye 8'i Nur dersini dinlemenizi tavsiye ederim. Tamam. O serbest bölge mutlaka dinle. O ustadı da şöyle anlatayım. Bizim Zeytinburnu binası malum yıkıldı. Yakalım mı şeyi? He, olur. Ara verdik. Yakalım ya. El Fatiha.